baktığımızda Türkiye'nin içinde bulunduğu Türkiye'nin hem içinin hem de içinde bulunduğu bir cehennemden bahsettik. Dediğim gibi yani biz bugünleri 2008'deki kitabımızda yazmıştık. İslam dünyası 80 yıllık, 100 yıllık, hatta daha da biraz daha ileri gidelim, 150 yıllık dağılmışlığından yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor diye düşünüyorum ben. Çünkü olaylar bunu gösteriyor. Tabii Osmanlı'nın bekası olan Anadolu, yatağı olan, zemini olan, efendim Osmanlı'nın ruh dünyasını dinamik tutan Anadolu bugün Ankara'da nabzını atıyor. Tabii İstanbul'da kaybettik aslında bu nabzı biz. Fakat Ankara'da geri topluyoruz. Ve bugün Orta Doğu'daki tüm ezilen insanlar, sadece Müslümanlar da değil, birçok gayrimüslim, aşiretler olsun, kabileler olsun, Türkiye'den medet bekliyorlar. Türkiye'den ümitliler. Düşünün ki 2,5 milyon insanı Türkiye yıllardan beri besliyor. IMF'e de borcu yok. Dünyaya da borcu yok. Bu olay Allah göstermeye bundan 20 sene önce olsaydı, hani yamalıklı bohçalar dönemi, yamalıklı bohça hükümetler döneminde olsaydı ne halde olurduk? Gelen giden şamarı yapıştırırdı bize. Sovyetler gelirdi bir türlü, Amerika zaten baskısını devamlı yapardı. Bugün Süleyman Demirel falan filan ülkenin başında olsaydı bu 2,5 milyon insanı belki gene kabul ederdik. Ederlerdi yani, ama ne rezaletinin. IMF gene para verirdi getirip, ama üstüne ne kadar emirler verirdi. Yani çok şükür ki devletimizin güçlü olduğu bir dönemde oluyor bu olaylar. Tabii bu olaylar devletin güçlenmesiyle de alakalı olaylar aynı zamanda. Ne diyelim, Rabbim insanlığın hidayetini artırsın. Şu koca dünyaya sığmayanlar var. Koca dünyayı dar görüp insanları yok etmeye çalışan şeytani tür insanlar var. Bunlar ne yazık ki devletlerin beyin takımlarını ele geçirmişler. Ama bunlar arka tarafta oturan hep para babaları. Ne diyelim? Hak ve batıl, küfür ve hak savaşı, doğru ve eğri savaşı, yani zıt kutupların savaşı yaratılıştan bu yana vardır. Ama şöyle, ama böyle. Habil ile Kabil arasındaki ihtilaf aslında sembolik bir ihtilaftır. İki kardeşin anlaşmazlık yapıp da birinin diğerini öldürmesi aslında bana göre sembolik bir başlangıçtır. Artık günümüze gelindiğinde bu o kadar çoğalmıştır ki bu muhalefet, bu ihtilaflar. Irklar çoğalmış, diller çoğalmış, dinler çoğalmış, efendim bakış açıları, efendim fikirler, ideolojiler. Bu gayet normal aslında bugün bu hengamenin, bu cengamenin, bu cehennem görüntüsünün olması gayet normal. İnsanoğlu kendi ipini kendi çekiyor. Aslında kendi ipimizi kendimiz çekiyoruz. Bu yüzden değerli kardeşlerim, Anadolu milleti olarak topraklarımıza, yine Anadolu milleti olarak dinimize, dindaşlarımıza, kardeşlerimize sahip çıkmak, tabii bireysel anlamda bela nefsimize sahip çıkmak gibi bir yükümlülüğün altındayız. Bu yükümlülüğümüzü yerine getirmeliyiz. Ne olursa olsun getirmeliyiz. Burada bir soru mu vardı, ne, ben onu görmedim galiba, bir bakayım önce. Bir soru var. Bakalım
ama soruya dönünce. Hazreti Süleyman'ın cinlerin padişahı olması, Süleyman mabedini yaptırması ve Belkıs'ın koca tahtını bir anda ona getirmesi maddi eşyalara da güç getirdikleri anlamına gelir. İzah eder misiniz diyor. Şimdi bu kıssayı iyi okuduysanız, kardeşim bu kıssayı iyi okuduysanız Belkıs'ın tahtını getiren bir cin değil, bir ilim adamı, kitap ehli biri. İyi okursanız orada hani tamam cin şöyle diyor, ben işte sen yerinden kalkmadan getiririm tahtı diyor. Ama bir kitabı ehli de diyor ki sen gözünü kırpmadan getiririm diyor. Ve getiriyor. Yani tahtı getiren cin değil. Orayı iyi okumak lazım. Bir kitabı ehli yani ilim adamı. Yani bir insan. Onu söyleyelim. Cinlerin eşyaya müdahalesi aslında çok zordur, onu söyleyeyim. Ama olur. Efendim, buradaki ilk atası can hakkında bilgi verir misiniz diyor. İlk atalarının can olduğuna dair bir şey yok. Ortada kesin bir hüküm yok. Yedi cin padişahı tek gerçekten var mıdır? Süleyman Aleyhisselam döneminde var olduğu şeklinde bilgiler var ama ben tanımıyorum. 90 bir evde ortalama 90 cin var deniliyor. Ya o bir basit bir iddiadır. Yani nereden biliyorsun ortalama nüfus oranına göre kendi kendilerine uydurdukları bir takım şeydir. Efendim. Bir evde bir tane de cin olur, 100 tane de olur, diğer evde 10 tane olur, belki evde 5 tane olur, bazen hiç olmaz. O da ayrı konu. Cinler insanın beynindedir zaten. Mekanlarda oturmalarına pek gerek yok. Bazı kimseler cinler onu düğünlerine götürdüğünü söylüyor. Bu gittiği yer dünya mıdır? Cinlerin mekanı neresidir? Armageddon savaşı sonrası uzaylıları istila, Illuminati denilen örgütler. Oho! Kardeşim bunun hepsini konuşmamız için yani bir sürü şeye zamana ihtiyaç var. Şimdi cinler düğüne götürdüler falan. Bu bizim çocukluğumuzda bizim memlekette de çok anlatılan bir takım şeylerdir. Olaylardır ama ne derece doğrudur, ne derece olmuştur, ne derece şeydir. Bu kişiye ait bir iddia. Yani falanı düğüne götürürlerken ben görmedim. Kimse kimsenin gittiğini görmüyor. Beni götürdüler diyor. Ha, beni götürdüler diyen kişinin bu yaşadığı olay bir halüsinasyon olayı mıdır? Fiziki anlamda bir olay mıdır? Bunu anlamak mümkün değil. Şimdi öyle aklı uçmuş deliler var ki tımarhanelerde. Anlattıkları hikayeleri dinlerseniz dünyanın çivisi pıttı dersiniz. Ama o kendine ait bir olay. Ben bunu daha önce şöyle söyledim hatırlarsanız. Cin görmek kişiye ait bir olaydır. Yani subjektif bir olay. Kimse kimsenin cin gördüğünü iddia edemez. Ben onun gördüğünü gördüm. Bu falanın rüyasını gördüm ben der gibi bir şey yani. Şimdi ben geliyorum sana bir rüya anlatıyorum. Tamam bir rüya. Sen benim rüyamı gördüm görmediğimi bilemiyorsun. Benim anlattığıma bakıyorsun sadece. Öyle değil mi? Yani kimse kimsenin gördüğü rüyayı görmez. Yani onun gördüğünü görmez. Aynı rüyayı iki kişi görebilir ayrı konu ama bir kişi diğer kişinin gördüğü rüyayı rüya gördüğünü görmez. Yani şurada bir ağaç var. Bu ağacı gördüğümü ben görürüm. Sana da derim bu ağacı görüyor musun? Görüyorum dersin. Tamam ağacı gördüğünü ben biliyorumdur. Ama senin rüya gördüğünü ben bilemem. Kimse bilemez. Yani cinni hadiseler, cinni konulara böyle spekülasyon alanları çok açıktır. Biz çocukken öyle hikayeler dinlerdik ki bu konuyla ilgili. Hikaye derken hani falan diye tarif ederler.
filan böyle 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 olmuş. Ha, düğüne müğüne gitme hikayelerini biz de çok duyduk. Bu Anadolu'nun hemen hemen her yerinde bu tür tevatürler vardır. Ve bunların çoğu uydurmadır. Anlatabiliyor muyum? Çoğu uydurmadır. Bazı insanlar kendilerinde bir farklılık vehmettirmek için yalan uydururlar. Ya işte ben şöyle bir şey yaşadım. Nedir? Diğer insanlara karşı "Aa, bu adam cin görüyormuş" desinler. Bunu bir vehim olarak. Ha, bazıları bunu kendi dünyasında gerçekten yaşar ve tabii ya delirir ya kafayı biraz sıyırır. Bu ondan anlaşılır. Ama onun ne gördüğünü kendinin anlatması dışında anlamak mümkün değildir. O ne anlatıyorsa ona ya inanırsın ya inanmazsın. Olay budur yani. Efendim. Şimdi Illuminati falan filan. Şimdi dünyanın birçok yerinde ki bu devasa holdinglerin de arkalarında oldukları bir takım tanrısal iddialarda bulunan güçler vardır. Bunlar tamamen şeytani. Bunlar dünya ehlinin yani insanoğlunun çoğunu böcek mesabesinde görürler. Kendilerine bir tanrılık, kutsallık atfederler. Bu gerek tarihin derinliklerinden gelen bir şey olsun, literatürel bir anlayışla olsun, hani aile köken olarak kutsallık izafe edilen aileler olsun, gerekse işte para gücüyle oluşmuş bir zihni yapı olsun. Yani sonuçta dünyada bir iddiaya göre 500 veya en fazla 1000 aile, ki dünyanın parasının %90'ını da elinde tutan, dolayısıyla devletlerin güçlerini de yönlendirebilen, ellerinde tutabilen aileler. Bunlar kendi hegemonyalarını, kendi güçlerini ayakta tutmak, güçlerine güç katmak için, işte bu Orta Doğu'daki savaşların olsun, dünyanın birçok yerindeki terör olaylarının arkasında bunlar vardır. Kitleleri yönlendirmek. Tabii şeytanilerle o insanlar anlaşırlar. Kur'an-ı Kerim'de açık ayet var zaten. Kitlelerin zihinlerini bozmak, ahlaklarını bozmak. Efendim. Bakın ben size ilginç bir şey söyleyeyim. Dünyadaki bu seks ve porno furyasının arkasında, dibinde Yahudi yatar. Onlar çok iyi bilirler ki İslam dünyasının ahlakını bozduğumuz zaman bitti. 80 senedir de bunu yapıyorlar. Ha, bunu cinleri kullanarak veya cinlerle anlaşarak da yapıyorlar. Zaten bugün internet ortamı cinden farksızdır. Çocuk için de en büyük tehlikedir ahlakı bozulmada bu internet ortamları. Bunu biliyoruz. Yani bu ahlaki ortam, bunları hep kullananların arkasında yatan bu dev ailelerdir. Ve bunların da hemen hemen hepsi Yahudidir, Siyonisttir. Açıkça görünmeyenlerin bile perde arkası Siyonizmdir. Yani onun için Kur'an-ı Kerim'de Allah bunlara nalet ediyor. Bunların insan olacağı yok. Sayısız peygamberi şehit etmişlerdir. Dolayısıyla bu alanda yani insanların insanca yaşaması alanlarına bu şeytani fitneleri sokanlar, tabii ki şeytanların da zaten kendi istedikleri bu, bunlardır. Bunun için işte cinle düğüne gitmiş, yok cinler, bunlar basit meseleler, bunlar kişisel meseleler, bireysel hezeyanlar diyelim. Ha, bunları da kullanan işte medyumlar var, cindarlar var, hocalar var, çıkıyorlar, onlar da işte sağda solda atıp tutuyorlar. İşte benim 20 cinim var, çok ilginç yani bu cümleyi ben duydum YouTube'da. 20 tane cinim var, istersem dünyayı yıkarım diyor herif. Yani cinleri ne kadar güçlü görüyorsa, kendine gözüne o kadar nasıl güçlü görünüyorlarsa adam onlarla dünyayı yıkacağını zannediyor. Merak etme bu adam, sen 20 tane cinle dünyayı yıkar. Onlar milyarlarca ama dünyayı falan yıkamıyorlar. İşte yani güçleri yetse yıkarlar, güçleri falan yetmez. Cinler öyle güçlü bir şey değil. Ben her zaman söylerim, biz zaaflarımızı kapattığımız sürece cinler
insana güç yetiremez. Tıpkı İslam alemi birbirine sıkılıp sarılıp kardeş olduğu zaman hiçbir Siyonistin ya batılı gücünün yetmeyeceği gibi insan olarak bizler kendi zihnimize hakim olabildiğimiz sürece elbette zaaflarımız vardır ama bu zaaflarımızı mümkün olduğu kadar güçlendirdiğimiz sürece kimsenin gücü yetmez, öyle cinin, şeytanın gücü yetmez. Zaten ayetler açık. Yani öte dünyada biz şeytanı falan suçlayamayacağız. Yani yaptığımız, yediğimiz nalelerden dolayı. Hani şeytan kaçıp gidecek orada, diyecek ki ya ben size bir şey söyledim ama siz balıkla mı atladınız? Bana ne? Allah'ın bunu bize şeytan yaptırdı. Cin yaptırdı. Yok, öyle bir lüksümüz yok. Niye? Allah o silahları bize vermiş, biz güçlüyüz. Sen kendi gücünü bir cinin emrine verdiysen suç kimin? Sen kendi gücünü veriyorsun. Çünkü cin senin enerjini kullanıyor. Senin enerjini sana kullanıyor. İşin enteresan tarafı bu. Cin insandaki o zaafın, bak dikkat edin, zaaf deyince bizim zayıflığımız güçlü yanımızdır. Hırslı yanımızdır. Yani bunu şöyle örnek verelim. Bir kadın düşkünü erkeğin nedir oradaki gücü? Onun zayıflığıdır. Zafiyetidir yani. Cin o zafiyeti, o gücü kendi kullanır. Kime karşı? Sana karşı. Ve biz kendi zaafımızın kurbanı oluruz. Anlatabiliyor muyum? Cinin bunun dışında bir şeye gücü yetmez. Hiçbir şeye gücü yetmez. Zaten Süleyman kıssasındaki olayda da hani cin diyor ki ben o eşyayı alır getiririm, tahtı. İşte sen yerinden kalkmadan falan. Kitap ehli ne diyor? Sen gözünü kırpmadan getiririm. Şimdi kitap ehli ilim ehlidir. Eşyanın ışınlanması ilim olarak mümkündür. Yani biz cinden çok güçlüyüz. İnsan olarak cinden çok güçlüyüz. Ama ben bugün bazen düşünüyorum, işte cinler Amerika'ya 4 dakikada gider gelir. Gerek yok, ben 1 dakikada alo diyorum, oradakiyle görüşüyorum. Gidip gelmeme gerek yok. O gidip haber alıp gelecek, ben alo diyorum, haberi telefondan alıyorum. Yani burada mesela televizyon muhabirlerin, televizyon stüdyolarına bakın, adam ta Amerika'da direkt canlı görüşüyor. Anında haber alıyor. Cine ne gerek kaldı ki? Öyle değil mi? Yani burada biz cinden daha ilerideyiz demek istedim. Hayır, gidip geliyor. Tamam, gidip gelmek bir şey ifade etmez. Ne için gidecek? Bir haber almaya gidecek. Ben haberi zaten alıyorum anında. Hem de görüntülü. Yani ben buradan baktığım zaman New York'un sokaklarını görüyorum, İstanbul sokaklarını görüyorum anında, canlı. Kim güçlüymüş? Biz Allah'ın lütfettiği o akılla bu noktaya geldik. Onların fıtratında var olan bir, yaratılıştaki fıtratlarında var olan bir takım melekeleri kullanıyorlar. Yani kuş uçar. Ona Allah uç diye vaaz etmiş. Fıtratı onun uçmak. Ben de uçuyorum. Benim fıtratımda uçmak yok. Benim aklımda var. Ve ben eşyayı kullanıyorum. Üstüne binip uçup gidiyorum. Yani insan olarak. Onun için bu medeniyet insanın medeniyetidir. Cinin medeniyeti değil. Cinin bir medeniyeti yok. Bizim medeniyetimiz. İşte daha ben burada Almanya'dan konuşuyorum. Sen Türkiye'den dinliyorsun. Anında. Bu nedir? İşte bu medeniyet insanoğluna aittir. Öyle cinleri gözünüzde büyütmenin bir anlamı yok. Cinler öyle güçlü de değil. Cinler sadece benim enerjimi bana kullanarak beni perişan ediyor. Ama bunu onu suçlayamam çünkü ben bu imkanı ona veriyorum. Allah Kur'an-ı Kerim'i yazmış, göndermiş, vahyetmiş. Resulullah bunu hayata aktarmış. Biz bunun kendimize temel bilgi olarak almadığımız için zayıf düşüyoruz. Zayıf düşünce de ne yapıyor? Bizi kullanıyor. Ama yevmil kıyamette, yani din gününde
Allah hesaba çekerken, ya Rabbi cin diye bir şey yaratmışım. Onları ben görmüyordum. Beynime giriyorlarmış. Beni şöyle diyorlar. Beni yönlendirdiler. İşte bana hırsızlık yap dediler. Bana cinayet işlediler. Bana zina yap dediler. Ben de gittim yaptım. Böyle diyemeyiz yani. Böyle bir lüksümüz yok. Yani Allah da o zaman gelin bakalım cinler bu kulumu niye böyle ettiniz demez. Tabi onlar da zaten sorgulanacak ayrı da. Onlar insanlara musallat olmanın cezasını çekecekler. O da ayrı ama bu bizi masum göstermiyor. Biz orada masum değiliz yani. Suçluyuz. Suçumuz Allah'ın bahşettiği o iradeyi, cüz'iyeyi cinin emrine vermekle suçluyuz. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden sorduğum soruların içinde elbette yedi cin padişahı onlar teknik konular. Bunu bilemem. Süleyman Aleyhisselam'ın cinlere yazdığı mektuplar var. Bunlar bazı yıldıznamelerde vardır. İmam Cafer'in kitabında var. Ha, ne derece doğru, ne derece eğri, ne derece uydurma, ne derecesi sonradan kondurma. Bunu bilme şansımız yok. Bunu cinlerin de çoğu bilmez. Ya cinler her şeyi bilecek diye bir kural yok. Bir şeyi öğrenirseniz bilirsiniz. Ya bir misal verirsek, ben hiç hayatımda diyelim İstanbul'a gitmedim. Beni pat paraşütle İstanbul'un göbeğine indirdiniz. Bir şey bilmiyorum ki, ne yapacağım? Döneceğim, Ahmet'e soracağım, Mehmet'e soracağım, şuna soracağım, buna soracağım, yolumu ona göre bulacağım. Efendim, veya beni götürdünüz, Çin'in başkenti Pekin'e attınız. Evet, Çince bilmiyorum. Kime soracağım? Soramayacağım. Aptallaşacağım orada. Şimdi onlar da aynıdır. Bilmedikleri bir yere gittikleri zaman aptallaşırlar. Ama yalancı oldukları için sanki bir bilgi getiriyormuş gibi bilgi getirecekler. İşte cinler yalancıdır. Medyum mesela çok yerde yanılır. Nerede yanılır? İşte bir sürü şey söyler muhatabına, hastasına, bakım yaptığı kişiye. Bunun %50'si yalandır ya da yanlıştır diyelim. Niye? Çünkü kafasına gelen bilgileri getirenler de bilmiyor onu. Bilmedikleri halde de medyumu kandırıyorlar. Biliyormuş gibi. Bu neye benzer? Ben diyorum ki Ahmet'e, Ahmet işte falan yere git, filan adam hakkında bana bilgi topla diyorum. Şimdi ben oraya gitmiyorum çünkü. Ben evde oturuyorum. Ahmet gidiyor, o bilgiyi toplayıp geliyor. Şimdi Ahmet'in getirdiği bilgiye bağımlıyım ben. Niye? Çünkü ben gidip gelmiyorum oraya. Ahmet ne getirirse ben ona razı olacağım. Öyle değil mi? Yani eğer ben gitsem ben giderim zaten. Ben gitmediğime göre onun getirdiği bilgi benim için doğrudur. Tersi ortaya çıkmadıktan sonra. Dolayısıyla medyum cinden istediği bilgiyi gidip kendi görmüyor ki, onun getirdiği bilgiyi alıyor. Onun getirdiği bilgi de yalansa hastasına yalan söylüyor. Ama o arsızdır medyumlar. Arsız sanki kesin bilgiymiş gibi konuşurlar. İşte biz öyle değiliz. Biz bunu soruya çeviririz. Ya şöyle bir şey oldu mu falan deriz. Muhatabımız yok öyle bir şey yok derse, demek ki gelen bilgi yanlış. Adamın dediği doğrudur bizim için. Çünkü şeriat zahire hükmeder. Şimdi ben mesela bir bayana şunu söylemişimdir. Ya kusura bakma bacama, sen kocanı aldatıyormuşsun dedim. Çünkü öyle bir bilgi var. Hayır dedi. Yok illa aldatıyorsun diyebilir miyim? Ha, benim tanıdığım bazıları var. Kulakları çınlasın. Aldatıyorsun der. Direkt. Kadın itiraz etse bile hayır aldatıyorsun der. Onun da şeytandan farkı yok zaten. Ama biz böyle değiliz. Ha, kadın bana yalan söyleyebilir. Öbürünün söylediği doğru olabilir. O beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren muhatabımın ifadesidir. İnsan olarak. Yapmadın mı böyle bir şey? Yapmadım. Tamam, o zaman geçelim, kusura bakma diyorum. Çünkü böyle bir şey, his uyandı bende diyorum.
Mesela bunu bazı ev bakımı için gelen erkeklere de söylüyorum. Sen böyle bir şey yani başka bir hanımla falan filan diyorum böyle. Ya ha diyor falan. Erkekler genelde bunu pek saklamazlar. Efendim. Ha saklamayan kadın da var. Bunu bir tanesi de açıkçası evet dedi kocam beni aldattı ben de gittim onu aldattım dedi. Aynen yüzüme karşı. Aldığım bilgi doğruymuş. Efendim bunu söyleyen kadın da var bu ülkede. Ya bizim ahlakımıza, edebimize, anlayışımıza sığmaz ama var işte. Bu ne yazık ki Almanya'da o kadar çok Türk dul kadın var ki sokaklarda aklınız durur. Yani sağlıklı aileleri tenzih ederim. Ama Almanya'da aile ortamı o kadar bozuk ki. Ve Türk çocukları perişan ortalıkta. Ne kadın kadınlığından artık yani paraya tapıyorlar. Tabiri caizse Allah'ım affetsin. Vallahi Allah'ları kitapları para burada. Kocasından istediği bir şeyi alamazsa tak boşanıyor. Bitti. Boşanıyor. Alman yasaları da zaten bunlara müsait. Ortada kalan çocuk. Adamın iyi niyeti ya az kazanıyorsan bile kazanıyorum sonuçta kardeşim. Yuvayı bozmayalım falan filan yok. Daha da ileri giderse boşanmazsa erkek gözünün önünde ve erkek getiriyor. Çok gördüm ben. Gözünün önünde kocasının eve erkek getiriyor ya da bir erkekle arabada gidiyor. Müdahale edemezsin. Suç burada. Karışamazsın. Türkiye'de olsa böyle olmaz tabii ama burada öyle değil. Kocan mahkemeye versen mahkeme der ki hanımın erkek arkadaşıymış. Niye kızıyorsun der. İşte burada cine şeytana gerek yok. İnsanlar zaten bunun kontrolü altına girmişler. Gerek kapitalist mantıkla girmişler. Parayı, her şeyi para. Gerek ahlaki anlamda, gerek Alman kanunlarına, Allah'a değil de, Allah'ın emrettiklerine değil de, Alman kanunlarına sırt vererek, yani şurada ben gözümle şahit oldum, inanın. Allah'tan korkmadan yaptığı şeyi polis korkusuyla yapmıyor. Şahitim ya, gözümle gördüğüm şeyi. Ya dedim, sen Allah'tan korksan bunu yapmazsın. Peki şimdi polis korkusuyla niye vazgeçiyorsun? Zaten Allah'tan korksan bunu yapmazsın sen dedim. Ve seni ikaz etmişler ya Allah'tan kork yapma bunları. Yapmışsın şimdi işin ters tarafı çıkıp da polislik olunca inkar ediyorsun. Niye? Sen Allah'tan korkmuyor musun? Polisten mi korkuyorsun? Ne yazık ki Rabbim beni Almanya'ya herhalde bu yaşımda boşuna göndermedi. Niye? Ben ömrümün 50 yılını Türkiye'de geçiren biriyim. 50 yaşından sonra buraya geldim. Avrupa ile ilgili düşüncelerimiz farklıydı. Bilgilerimiz farklıydı. Yorumlarımız da farklıydı. Ben şöyle zannederdim. Almanya'daki Müslümanlar birbirlerine sıkı sıkı kenetlenmişlerdir. Hani Avrupa'da olmanın, Avrupa'da Müslüman olmanın azınlık psikolojisiyle kardeştirler derdim. İşte Türkiye'den daha paramparça burası. Hem zihinsel anlamda paramparça hem kitle işte sosyolojik olarak yani buradaki Müslüman toplumun sosyolojisi olarak paramparça. Hem de zihinsel alanda paramparça. O kadar gördüğüm örnekler var ki şaşkınlıktan dilimi yuttum burada. Kadın hacca gitmiş. Hacca gitmiş. Tesettürlü. Sabaha kadar erkeklerle arabada geziyor. Tek başına. Yanındaki 3 tane erkek. Kocası, karısı, yani akrabası filan değil ha. Biri Çinli, biri Norveçli, biri bilmem nereli. Lak lak şak şak arabanın içinde müzik dinleyerek gidiyor. Gözümle gördüm. Ya sen nasıl hacısın? Sen nasıl Müslümansın? Niye başını örtüyorsun kardeşim? Allah'ın dinini niye perde yapıyorsun senin kendi fahişeline? Yapma, açıl saçıl git, ne halt karıştırıyorsan karıştır. Yok. Niye kandırıyorlar ya? Şeytana gerek yok kardeşim. Şeytana hiç gerek yok. Niye kimi kandırıyorsun sen? Kimse sana başını ört demiyor burada. Aç başını. Giy kot pantolonun mini eteğini. Arabayla kiminle gezersen gez, evine kimi alırsan al. Kimse sana soru soramaz burada. Çünkü burada soru soracak Allah yok. Haşa. Burada soru soracak olan Almanlar, Alman hükümeti, Alman yasaları. Onların da zaten
aykırı değilsin. Peki niye başına bu örtüyü, tesettürü bürünüyorsun? Bir de hacca gittim geldim, hacıyım ben diyorsun. Ya sen Allah'tan korkmuyor musun? Allah'a nasıl hesap vereceksin bu davranışınla? Bu normal bir günah değil, herkes günah işler. Herkes günah işler. İki çocuk şok hocadan, iki çocuk şok hocadan, iki çocuk şok hocadan. Çocuk paralarını almak için çocuk yapıyorlar. Evet, evet. Ne kadar iğrenç haldeyiz biliyor musunuz? Ondan sonra kocayı atmaya çabalıyorlar evden. Çocuk yaptırıyorlar, atmaya çalışıyorlar. Yani bunlar örnek örnek tabii. Hepsi aynı değil, hepsi bir çeşit değil. Ha elbette güzel aileler var, onları da gördüm. Ve içime biraz su serpildi. Yani Avrupa'nın göbeğinde yaşayıp da kendini koruyabilen, ahlakını koruyabilen, çocuklarını İslam ahlakına göre büyütmeye çabalayan ve bunda başaran aileler var. Elhamdülillah en azından. Ama o kadar azınlıkta ki. Kahır ekseriyatı, gelin bu Türk kahvelerini gezin, Alman kahvelerini gezin. Yani çok tabii kadın çok da, fakat Türk kökenli dul kadın. Rezil kepaze sabaha kadar şu erkekle kahve iç, şu erkekle şarap iç. Ha Rabbim beni buraya herhalde bunun için gönderdi. Bugüne kadar Avrupa ile ilgili yazılan birçok kitap gördük. Roman türü falan filan, analizler falan. Roman türlerini görüyoruz. İşte Emine Şenlikoğlu'nun falan, pardon, Emine Şenlikoğlu mudur nedir işte, bir iki tane yazar var böyle. Bir Alman kızını Türk çocuğuna, Müslüman çocuğa aşık ederler. Roman bunların aşkı üzerine kurgulanır. Bizim oğlumuz melek gibidir. Öbürü de Alman kızı, gayrimüslimdir. İşte bunların aşklarının etrafında İslam'ı anlatırlar. Ya da bunun tersi, Alman çocuk, genç çocuk işte Türk Müslüman kıza aşık olur. Müslüman kızımız melek gibidir, takva ehlidir. İşte öbürü de buna aşık olur. Aşk, tabii bu aşk çerçevesinde gene dini anlatırlar. Benim yazacağım öyle bir şey değil. Benim yazacağım öyle bir şey değil. Bunu biz 70'li yıllarda da çok gördük. Şule Yüksel Şenler'in Huzur Sokağı kitabı bu konuda ilk atılmış adımlardan biridir ve mükemmel bir eserdir. Ben okumuştum o dönemde, 72'de falan okumuştum. Ha bunun arkasından Ahmet Günbay Yıldız çıktı, onlarca kitap yazdı aynı formatta. Ama gülünç. Ya kız Müslümandır, oğlan Müslüman değil. Yeşilçam filmleri var hani hatırlarsanız. Zengin kızı o fakir oğlana aşık olur ya da zengin oğlan fakir kıza aşık olur. Bunların romanında da ya gayrimüslim çocuk Müslüman kıza aşık olur ya gayrimüslim kız Müslüman oğlana aşık olur. İşte bunların masalları bunların etrafında. Bunlar roman falan değil ya. Sırf yazmış olmak için ortaya attıkları bir takım işte hezeyan. Ya birinin Çanakkale romanını yazıp da efendim kıçından uydurduğu gibi. Almanya'da, Avrupa'da, Almanya demeyelim de Avrupa genelinde, çünkü bu anlattığım örnekler Almanya'dan değil. Ben bu Hollanda'dan da bu örnekleri gördüm. Fransa'dan da geliyor bana bu bilgiler. Yani ben şu anda Avrupa'nın birçok bölgesinden bilgiler alıyorum. Bunlar benim yanımda, yakınımda yaşanmış olaylar değil yani. Köln'e gidiyorum misal, oralarda gördüğüm insanlar, işte bana bakıma gelen insanlar. Münih'e gidiyorum öyle. Efendim, Frankfurt'a gidiyorum öyle. Ama bizim burada genel olarak Avrupa'da yaşayan Müslüman kökenli ailelerin, sadece Türkler de değil yani. İşte ben burada bazı Nijeryalı Müslümanlar tanıyorum. Efendim, başka ülkelerden gelen, yani Müslüman ülkelerden gelen insanlar tanıyorum. Bunların çoğunun yaşantısı ne yazık ki bu halde. Ne yazık ki. Adamların İslam deyince dillerinde böyle bir şey var. Müslümanım diyor. Şöyle bakıyorsun, hiçbir hali, hareketi, davranışı Müslüman değil. Ve daha da kepaze olanı, bir de başını örtüp aynı şekilde olan var. Hani bu dediklerimin çoğu başı açık.
kahvelerde oturuyorlar. Soruyorsun, Müslüman mısın? Ben özellikle sorarım. Kimsenin gıybetini yapmak istemem. Önce dilinden, ağzından duymalıyım onun. Tabii yaşlı falan böyle bir de hocalık tasladığımız için, "Haya hocam, evet ben de Müslümanım," diyor. "Ha iyi kızım, tamam peki," diyorum. Ondan sonra bir kurcalıyorum şöyle sohbette. Bitti. Müslümanlıkla falan alakası yok. Ha deminki verdiğim o başı örtülü örnek, iğrençliğin daniskası. O iğrençliğin daniskası. Bırak ahlakı mahlakı bir yana ya. Adam bir de kalkıp ben hacca gittim demez mi? Neyse. Bu bizim dinimizi din adına içeriden yıkıyorlar, dışarıdan değil. Ve biz bunu Allah'a bunun hesabını veremeyeceğiz. Bir insan günaha girer ve günahını da bilir ve bundan dönmeye çalışır. Bunlarda öyle bir şey yok. Yaptığının günah olduğunu bile söylemiyor adam. "Ben böyleyim," diyor. "Burası Almanya, ben Alman vatandaşıyım," diyor. Bunu söyleyen ahlaksız, aynı zamanda kalkıyor, kendini böyle savunuyor. Ha, öte dünyaya var. Allah sana Alman vatandaşı mıydın, bilmem ne vatandaşı mıydın diye sormayacak. Onu biliyor, bilmez değil, biliyorlar. Ama şeytan tepesine oturmuş, kendini şeytanın eline bırakmış, üzerine taktığı başörtüsü de tamamı da işin şey kısmı artık. İslam'la alay edilen kısmı. Şeytan bunu kullanarak İslam'la alay ediyor. Başka izahı yok bunun. Bu Türkiye'de de var. Ben İstanbul'da 6 yıl boyunca yaşadığım sıralarda işte o Bayazıt'a giderdim. Bayazıt'tan işte Sultanahmet'e doğru giderken orada kafeler falan vardır. Kafelerde sütunların arkasında başı örtülü üniversite kızları dudak dudağa, ağız ağza erkeklerle efendim o Gülhane Parkı'nda yine buna keza örnekler, gözün görüntüler. Allah onlara nalet eylesin, nalet. Allah onlara nalet eylesin. Başka bir dua vermiyorum. Başı açık kadın bunlardan 100 kere daha dürüst. Başka bir şey demiyorum. Onlardan 100 kere daha dürüst. En azından ne olmadığını açıkla konuşuyor, ortada geziyor. Bir de burada bazılarının kocalarıyla yaptığı konuşmaya şahit oldum. Çarşının ortasında kocasıyla kavga ediyor. Burada Şivebiş Gümündüm ortasında. Kadının ağzından çıkan kelimeleri duysanız, kadın olduğunuzdan da utanırsınız, erkek olduğunuzdan da utanırsınız. Yani bu bir Bulgar kadını değil, Çingene kadını değil, Macar Çingenesi değil, Rus kadını değil. Bu bir Türk kadını ve Türkçe konuşuyor. Çarşının ortasında, kocasıyla. Kocasına söylediği laflar, bir affedersiniz genel evi kadınının pezevengine konuşmayacağı laflar. Konuşacaklarını saymıyorum. Konuşmayacağı laflar. Ha biz buraya nereden geldik? Cinler insana gücü yetmez. Kendi kendini mahveden insanoğludur. İnsanoğlu. Elbette bu dediğim kişilerden bazılarının ben bakımını yaptım. Hastalar, hastalık var. Cinli müdahale var, görüyorum onu. Ama adam nasihat dinlemiyor. Söz dinlemiyor. Çünkü artık o karakter olmuş onda. Hoşuna gidiyor öyle bir hayat. Artık kendini kendileşmiş yani, artık kendi şeytanlaşmış. Şeytana cine gerek kalmamış. Olsa bile önemi yok. Onlar gitse de o olur artık. Ama ancak Allah hidayet verir. Hiçbir nasihat kâr etmez ona. Hiç kimsenin nasihati kâr etmez. Yani bu alanda yaşayan bir insan olarak birçok insan bana özelliklerini anlatır. Birçok insanın özelliğini de biz kendinin yüzünü ayna gibi tutarız. Ben sadece bakım yapmıyorum, psikolojik tedavi de yapıyorum. Öyle ki kadın anlatıyor babasıyla ilgili. Ya babasına söylemediği laf yok. Ya sen ne biçim evlatsın? Baban ne kadar kötü olursa olsun, sonuçta sana bir kötülüğü dokunmamış, sadece bir iki konuda seni engellemeye çalışmış.
bu kadar adice babana söylediğin laflar bu kadar adice nasıl oluyor ya? Ya ben 50 yaşadım babam dünyadayken, ben 50 yaşındaydım, daha yanında sigara içmezdim ben babam. Bunlar atasına saygısı olmayan, Türk bile değiller aslında. Türk bile değiller. Müslüman zaten değiller. Böyle bir Müslümanlık olmaz. Böyle bir Müslümanlık Kur'an'da yazmıyor. Ben Allah'a inanıyorum demekle Müslüman olunmuyor. Allah'a herkes inanır. Allah'a inanmayan hiç kimse yoktur. Herkes Allah'a inanır. İmansız kimse yoktur. Ben inanmıyorum diyen kişi bile inanmamaya, inanmakla tersinden inandığını izah eder. Allah'a inanıyorum der ama paraya tapar, ite tapar, puta tapar, Alman yasasına tapar, bilmem neye tapar, işte başka bir şeye tapmaz. Taptığı şeyler önemli insanın. Anlatabiliyor muyum? Bu sebeple cinlerden değil, önce kendimiz olalım. Herkes hata yapar. Herkes hata yapar. Hayatta hata yapmayacak kimse yoktur. Bir adam kalkar içki de içebilir. Müslüman bir insan kalkar içki de içebilir ama dönebilir. Farkına varır, sinirlenir, küfür de edebilir. Döner. Önemli olan burası. Herkes günaha girer. Kimse, ki hiç kimse günahtan müstahni değildir. Hatadan müstahni değildir. Her türlü hatadan, eksiklikten, noksan sıfatlardan münezzeh olan sadece Allah'tır. Yarattıkları hiçbir şey hatadan münezzeh değildir. Hepinize hayırlı geceler diliyorum.